Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bursluk sınavının tarihi yaklaştı. Biz de son sıra çalışmalarımızı arttırdık. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte bir bursluk denemesi çözeceğiz. Tabii ki ekranda LGS denemesi yazıyor ama zaten konular aynı olduğu için ilk 3 üniteden sorumlu olduğumuz için bu denemeyi bursluk denemesi olarak çözeceğiz. Bu denemenin pdf halini sizler için açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp kendinizde çözebilirsiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Bundan sonraki çalışmalarımızdan ve videolarımızdan haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Selanik Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege denizine açılan Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik, Manastır, Üsküp, Belgrad ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmıştı. Aynı zamanda ordu merkeziydi. Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp ve Ermeni gibi milletler yaşamasına rağmen nüfusunun çoğunluğu Türkler Türklerden oluşuyordu. Buna göre Selanik kentiyle ilgili özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar bir kere ben burada dinle ilgili hiçbir şey görmedim. O yüzden iki olanı siliyorum. Bakın A gitti, B gitti, C gitti. Zaten cevap çıktı ortaya. 1, 3, 4 bizim cevabımızdır. Sosyal konumuyla ilgili bir şeyler ulaşabilirim. Çünkü bakın birden fazla millet yaşıyormuş. İktisadi durumuyla ilgili yani ekonomisi ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Liman varmış, ticaret varmış. Askeriye ile ilgili bir şey söyleyebilirim. Çünkü ordu merkeziymiş. Bunu da ulaştım cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Manastır askeri idaresini bitiren Mustafa Kemal İstanbul'a giderek harp okuluna başladı. Osmanlı Devleti'nin başkenti olan bu şehirde devletin içinde bulunduğu durumu yakından gözlemledi. Yaşanan sorunlara çözüm yolları aramak için evinde toplantılar yaptı. Ayrıca düşüncelerini yaymak amacıyla arkadaşlarıyla da bir el gazetesi çıkardı. Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili hangisine ulaşılamaz? İstanbul'a eğitim amacıyla gelmiştir. Bakın İstanbul'a ne dedi? Giderek Kara Harp Okulu'na. Harp Okulu'na başlayacaktır. O zaman eğitim amacıyla geldiğine ulaşırım. Ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bakın ne diyor? Devletin içinde bulunduğu durumu yakından gözlemledi. Bu cümleden de B şıkkına ulaştım. Düşüncelerine devlet görevlileri tarafından önem verilmiştir. Devlet görevlileri tarafından önem verildiğine dair bir bilgiye ben yukarıda rastladım mı? Hayır. Vatansever duygularla hareket etmiştir. E, vatanını savunan kişi, seven kişi zaten ilgilenir. Vatan e, sorunlarıyla ilgilenir. D'ye de ulaşırım, ulaşılamaz olan C şıkkıdır. Üçüncü sorumuzla hemen devam edelim. Mustafa Kemal Bulgaristan gezileri sırasında buradaki köylülerin sağlamlığını gördüğünde işte ben Türk köylüsünün de böyle olmasını istiyorum. Köylü milletin efendisi olmadıkça Türkiye'de gerçek bir ilerlemeden söz edilemez demiştir. Bakın nerede demiş bunu Bulgaristan gezisinde. Bu bilgiden hareketle hangisine ulaşılabilir? Bulgaristan'da yaşananların Mustafa Kemal'in ilgisini çekmediğine çekmiş ki böyle bir şey söylemiş. A'ya ulaşamam o zaman. Bulgaristan halkının ayaklanma çıkardığına dair bir şeye ulaşabilir miyim? Tabii ki hayır. Avrupalıların Bulgaristan'a ekonomik yardımda bulunduğuna dair bir bilgi yukarıdan yine ulaşamayacağım bir bilgidir. Ama Atatürk'ün düşünce sisteminde yaşadığı olayların Atatürk'ün düşünce sisteminde yaşadığı olayların etkili olduğuna ulaşırım. Türkiye Cumhuriyeti'nde köylülere önem verilmesini bakın bu daha önceki yaşadığı olay demek ki burada etkilemiş onu. D şıkkı bizim cevabımızdır. Dördüncü soru. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra meşrutiyet karşıtı grupların kışkırtmalarıyla İstanbul'da gerici nitelikte bir ayaklanma çıktı. Tarihimizde 31 Mart olayı olarak bilinen ayaklanmayı Selanik'ten gelen hareket ordusu bastırdı. Mahmut Şevket Paşa komutasında Selanik'ten yola çıkan bu ordu da kurmay başkanlığı görevini Mustafa Kemal üstlenmiştir. Hareket ordusu İstanbul'dan çıkan bu ayaklanmayı bastırarak düzeni yeniden sağlamıştır. Bu paragrafa göre hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal meşrutiyet yanlısı bir tavır takınmıştır. Bakın meşrutiyeti yıkmak isteyenleri engellemişse meşrutiyetin yanlısı bir tavır takınmıştır. Bire ulaşırım bir olmayanı sildim B şıkkından kurtuldum. Rejimi yıkmaya yönelik bir isyan bastırılmıştır. Meşrutiyet o dönemin e, yönetim şeklidir yani yönetim rejimidir. Rejimi yıkmaya yönelik bir isyandır demek ki ikiye de ulaştım. Mustafa Kemal isyanın bastırılmasına önemli bir görev istenmiştir. Önemli görev evet nedir? Kurmay başkanlıktır. Çünkü o ordunun hareket etmesi kurmay başkanına bağlıdır. Üçüncüye de ulaştım. Cevabım o zaman D şıkkıdır. Beşinci soruyla devam edelim. Burada iki tane bulgu verilmiş. Kafkas cephesi döneminde görülen yukarıdaki durumlarla ilgili hangisine ulaşılabilir? Dikkat edin bize neyi soru ulaşılabilir. Önce birinci bulgumuza bakalım. Kağızman'da İstanbul'a gelen 1914 Eylül tarihli bir mektupta Osmanlı Ermenileri arasında Osmanlı ile Çarlık Rusyası arasında çıkacak bir savaşta Türklere karşı cephe gerisini harekete geçecek özel birlikler örgütleyen Rus ordusuna yardım için hazırlık yapan gizli örgütler bulunmaktadır. İstihbaratı bulunmuştur. Bu ne demek arkadaşlar? Açıklamaya çalıştığı şey şu. Eğer Osmanlı ile Rusya savaşırsa Ermeniler Rusları destekleyecektir. Birinci bulgudan bunu anlıyorum. İkinci bulgu 1914 Ekim tarihli bir belgede yani bu biraz öncekinden bir ay sonraki bir belgede Van bölgesinde Ermeni isyanı ve işgali sırasında Türk süvari, Türk atlılı birlikleri içinde Ermeni halkından süvari birlikleri birlikte devreye gezerken görülmüştür. Kurtarılan bölgelerde Ermeni köylüler Osmanlı askerlerine ekmek, su ve tuzla karşılamışlardır. Ben ikinci bulguda ne anlıyorum? Demek ki Ermenilerin hepsi düşman tarafında yer almamış Osmanlı askerlerine yardım edenler de var. Bakın ikinci bulgudan bunu anlıyorum. Şimdi bana diyor ki hangisine ulaşılabilir? Ermeniler isyanlarında ve işgallerinde tek başına hareket etmişlerdir. Böyle bir şeye ulaşamam. Osmanlı yönetiminin tutumu Ermenle Osmanlı yönetiminin tutumu Ermenileri işgalcilerle işbirliğine sevk etmiştir. Hiç öyle bir şeyden bahsetmedi. Osmanlı'daki tüm Ermeniler isyana ve işgale destek vermemişlerdir. Evet vermemişler. Bakın birinci bulgudaki istihbaratta İsyana destek verdiklerini görüyoruz ama ikinci bulguda isyan çıkartmamışlar. Ermeniler sadece Ruslara desteği cephe gerisine vermiştir. Hayır direkt işgale de katıldıklarını söylüyor. Ulaşılabilir olan C şıkkıdır. Altıncı soru Mustafa Kemal'in İstanbul'un işgali karşısında söylediği bu söz aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından cephedeki görevi biten Mustafa Kemal 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a geldi. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde itiraf devletlerinin donanması ile karşılaştı ve üzgün gördüğü yaverine dönerek geldikleri gibi giderler dedi. Bunu söyleyen kişi düşmanı yurttan atmakta kararlıdır. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi bu söz hangisinin kanıtıdır? Düşmanın yurttan atılacağının kanıtı mıdır? Evet kanıtıdır. Yenilikçi bir anlayışla zaten bu sözün bir alakası yoktur hiçbir şeyi önemsemediğini önemsiyor ki böyle söylüyor. Savaşın kaybedildiğine inandığına kaybedildiğini düşünseydi geldikleri gibi giderler demezdi. Yenildik oldu bitti derdi ama buradaki bu söz düşmanın yurttan atılacağının kanıtıdır cevap A şıkkıdır. Yedinci soru parçaya göre Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini önem vermiştir? Kütahya Eskişehir savaşlarının şiddetle sürdüğü sırada Ankara'da Marif Kongresi toplanmıştır. E zaten Marif'i bildiğiniz zaman soruyu çözersiniz. Kongrenin ertelenme taleplerini Mustafa Kemal kabul etmemiş. Kongreye katılıp konuşma yapacağını belirtmiştir. Marif neydi arkadaşlar? Eğitim. Kütahya Eskişehir Savaşı devam ederken Mustafa Kemal eğitim kongresinin engel, ertelenmesini istemiyor. Diyor ki düşmanla savaş, cehaletle savaş Cehaletle savaş, düşmanla savaş kadar önemlidir diyor. Bu da eğitimi önem verdiğini gösterir. Cevabımız B şıkkıdır. 8. soru. Sivas Kongresi'nde sonra hem temsil eğitimi düşüncelerini duymak hem de Türklerle ilgili yapılan olumsuz propagandalar cevap vermek amacıyla 14 Eylül 1919 tarihinde İrade-i Milliye Gazetesi kuruldu. İrade-i Milliye Gazetesi kurulana kadar bu görevi aşağıdaki cemiyetlerden hangisi üstlenmiştir? Şimdi bir bilgi sorusu bunu bilmeden yapamazsınız. Arkadaşlar Bildiğiniz üzere Milli Kongre Cemiyeti basın ve yayın yoluyla mücadeleyi seçmişti. Ama İzmir Müdafaa Hukuk, Kilikyalılar ve Vilayeti Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyetleri silahlı mücadeleyi, Milli Kongre Cemiyeti basın ve yayınla mücadeleyi tercih etmişti. O yüzden irade-i milliye kurulana kadar bu görevi Milli Kongre yürütmüştü. Cevabımız B şıkkıdır. 9. Soru Kuvayi Milliye Birlikleri bir yandan Anadolu'daki işgalci güçlere karşı direniş, e sergilerken bir yanına da TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasına göre üstlenmiştir. Bakın hem dışarıdaki düşmanla hem de içerideki düşmanlarla mücadele etmiştir. Buna göre Kuvayi Milliye Birlikleri için yorumlardan hangileri yapılabilir? İşgalcilerin yurttan çıkarılmasını sağlamışlardır. Öyle bir bilgi söyledi mi? Hayır. Demek ki ben bire ulaşamam. Bir olanı siliyorum. A şıkkını sildim. C şıkkını sildim. Çünkü bir olmayacak. Hem iç hem dış düşmanlarla mücadele ettiklerine zaten üst tarafta bunu söylemiştim. İki kesin olacak. Ya B ya D. Bakalım D var mı? Milli birlik ve beraberliğin bozulmasına neden olmuştur. Öyle bir bilgi var mı? Hayır yok. Zaten bilmiyoruz bunu. Bunu çıkaramayız. O yüzden 3'ü de almıyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Geldik 10. ve son sorumuza. Mustafa Kemal'in bu sözleri ile ilgili olarak yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Misak-ı barış yapmak için en uygun ve en azından şartlarımızı içeren bir programdır. Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esasları kapsar. Fakat memleket ve milleti kurtarmak için, kurtuluşu için yapılacak çalışmalar ondan sonra başlayacaktır. Yani Misak-ı Milli'den sonra. Barıştan sonraki çalışmalarda başarılı olabilmek, milletin bağımsızlığının konulmuş olmasına bağlıdır. Yani bağımsızlık kesinlikle olmalı diyor. Misak-ı Milli'nin hedefi onun teminidir. Şimdi bunu gördük. Buradan hangisine ulaşılamaz diyor. Misak-ı milli milletimizin bağımsızlığa olan inancının en güçlü göstergesidir. Burada milletle ilgili bir şey söyledi mi? Ben görmedim. Bu dursun. Misak-ı milli barışın sağlamasına kadar varlığını sürdürecektir. Zaten üst tarafta bundan bahsetti. Bağımsızlık fikrimiz misak-ı milli ile ifade bulmuştur. Zaten misak-ı millinin bağımsızlığın koruyacağını bahsetti. Misak-ı milli savaş sonrasında yapılacak barış görüşmeleri için temel programdır. Bizim ulaşmaya çalıştığımız hedeftir. Zaten bunu da biliyoruz. D'ye ulaştık. Ulaşılamaz olan A şıkkıdır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir bursluk denemesi çözdük. Sizlerle birlikte bundan sonra da bursluk çalışmalarımız devam edecek. O videolarımızı da kaçırmamak için ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bize destek olmak adına da videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.